Merhaba arkadaşlar. ikinci dönemi tamamen kapattık. Şimdi sıra üçüncü dönemde geldi. Üçüncü dönemle ilgili birçok soru sosyal medya hesaplarımıza geliyor. Hocamıza ben tek tek soruları soracağım ve cevaplarını alacağız. Hocam ilk önce üçüncü dönem sınavı e, kayıt yenilemeler ve yeni kayıtlar. Bunlardan hangileri var üçüncü dönem sınavında? Üçüncü dönem sınavında sadece kayıt yenileme var arkadaşlar. Yeni kayıtlar Eylül ayında. Peki hocam üçüncü dönem sınavına meslek liselerinden geçiş ya da açık düz liseden meslek lisesine geçiş hakları var mı öğrencilerimiz? Evet. Meslek lisesi öğrencilerimiz uçuş dönem kayıtlarında e, açık düz açık liseye geçebilirler ama düz açık lise öğrencisi meslek lisesine geçemez açık Bu aynı durum örgünlere geçerli. Zaten bu dönem kaldırıldı. Örgünden hiçbir şekilde geçiş yok. Peki ücretleri nedir hocam? Değişen bir şey. Arkadaşlar ilk iki sınav online olarak yapıldı ve bunların ücreti iki, ilk dönem sınavının ücreti 50 TL'ydi. İkinci dönem sınavı için bakanlık ücret almadı. 3 dönem sınavındaki kayıt yenileme ücreti 50 TL olarak belirlendi. Dolayısıyla kayıt dönemi başladığı zaman öğrencilerimiz ilgili bankalara 50 TL yatırarak kayıtlarını yenileyecekler. Peki hocam, üçüncü dönem sınavına kimler girebilir? Çünkü sosyal medyada hep takip ettiğimizde şu geliyor: 18 yaş ya da 17 yaş. Hı hı. Bunlardan hangisi doğru? Bir öğrenci üçüncü dönem sınavının sınavına girip giremeyeceğini bilmesi için doğum tarihine göre bir hesaplama yapması gerekir. Aslında hesaplama yapmasına da gerek yok. Şu an itibariyle yani 2021 sınavına kimler girebilir sorusunun cevabı 2004 Temmuz ve önce doğan herkes bu sınava girebilir. Yani 18 yaş yok orada aslında. 18 yaş 17 yaş ibaresi yok. Yani ben tutup da yaşımı hesaplama gerek yok. Ben 2004 yılının Mayıs ayında, haziran ayında doğduysam bu sınava girebiliyorum. Ama Ağustos ayında doğduysam bu sınava giremiyorum. 2004, Temmuz ve öncesinde doğan herkes 3. dönem sınavına girebilir. Peki hocam aslında en önemli sorum geliyor. 3. dönem sınavı online mi yapılacak, yüzde mi yapılacak? Arkadaşlar 3. dönem sınavının herkes online olmasını bekliyor, temenni ediyor. Açıkçası öğrencilerimiz açısından bakarsak evet. biz de online olmasından yanıyız. Ama e, şu anda e, pandeminin de çok ağır gittiğini e, varsayıyoruz, görüyoruz. Ve öğrencilerimizin de beklentisini haklı buluyoruz. Ama arkadaşlar yani biz bu soruyu ısrarla sormaya devam ediyoruz bakanlığa. E, fakat e, artık e, kızdıracak seviyede soruyoruz ama bakanlık hala bu sıralın Yüz yüze yapılacağını artık açık lise öğrencileri için online sınavın olmayacağını söyledi. Dolayısıyla hmm. biz artık 3 dönem sınavını yüz yüze olarak e, düşünebiliriz. Ben şundan korkuyorum hocam. Evet, biz e, online olmasını istiyoruz çünkü öğrencilerimiz kısa sürede mezun oluyorlar e, birinci dönem ve ikinci dönem sınavında olduğu gibi. Ki zaten hani bakanlık da bunun farkındadır. E, online sınavlarda öğrencilerimizin evet çalışarak giren var ama. Farklı şeylerle de giren var ve fazla kredi aldığını görüyoruz ki bunda en yakın gördük? 550 bin mezun verdi. Evet. Bu sevindirici haber ama beni korkutan nokta şu hocam. Şimdi üçüncü dönem sınavının online olmasını bekliyor. Biz de bekliyoruz, öğrenci de bekliyor. Ama bu sınav online'dan direkt yüz yüzeye dönerse süre çok kısıtlı olacak. Birçok öğrencimiz çalışmadığı için krediler tamamen düşük gelecek. Benim korktuğum nokta bu. Evet. Şimdi hemen burada kayıt yenileme tarihlerinden de bahsedelim. Biz Nisan sonu gibi kayıt yenilemelerin başlayacağını düşünüyoruz ve hı hı. genel olarak e, havayı böyle bir teneffüs ediyoruz yıllardır. Öğrenciler kayıt yenileme ile birlikte ders çalışmaya başlarlar. Senin dediğin gibi yani 28-29 Nisan, belki 1 Mayıs gibi kayıt yenilemeler başlar. O süreçten itibaren hala biz online sınav beklentisi içine girersek süreci kaçırmış oluruz senin dediğin gibi. Dolayısıyla bizim artık yavaş yavaş ders çalışma ortamına kendimizi adapte etmemiz gerekiyor. Ki e, geçen hafta yayınlanan bir duyuruda da e, daha önceki online sınavlarda kitap arşivini yayınlamamışlardı. Yani kitapların temin edilmesi, kitaplar nasıl alınacak bununla ilgili resmi sitede de bir haber var. Yani aslında <laughs> şunu diyor bakanlık. Biz e, aşağı kaydı kayıt yenilemeyi hemen akabinde kitaplar dağıtılmaya başlanacak. Evet. Şimdi online sınav benim kafama takılan nokta online sınav olacağı kesinleşmiş olsaydı bu kitap dağıtımını yapmazlardı. Evet. Çünkü online sınavlar biliyorsunuz arkadaşlar çıkmış sorulardan geliyor. Ama temennimiz online sınav olması ama korkumuz da şu online sınava için beklentiye girip ders çalışmama sıkıntı doğurur bize. Evet arkadaşlar iki tane sınavımız online oldu. Konulardan biraz da uzak kalmış olabilirsiniz. lütfen işi ciddiye alalım. Bir an önce de mezun olalım. Hocam o zaman e, haber gelir gelmez biz yayınlayacağız e, burada ve sosyal medya hesaplarımızda. Yani şunu temin ediyoruz. Öğrencilerimizin dediği olur ama korkumuz da var. Bunu da bilin arkadaşlar. Şimdiden çalışmaya yavaş yavaş başlayalım. Üçüncü dönem sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Başarılar arkadaşlar.